Eğer mutluluğunuzu kontrol edemediğinizi ve neden gelip gittiğini anlamadığınızı düşünüyorsanız bu video tam size göre. Çünkü bugün mutluluğun biyolojik temelini, beynimizin bizi nasıl kandırdığını ve gerçekten nasıl mutlu olabileceğimizi konuşacağız. Ve en önemlisi, bu videonun sonunda mutluluk formülünü elinizde tutuyor olacaksınız. Önceki videoda mutluluğun 3 büyük yanılgısından ve mutluluk listenizi oluşturmanın öneminden bahsetmiştik. Mutluluk gerçekten nasıl çalışıyor? Sandığımız gibi rastgele mi yoksa tahmin edilebilir mi? Bu sorunun cevabı dünyaca ünlü mühendis ve düşünür Mogadishu'nun geliştirdiği bir modelde yatıyor. Ben de bu bilgileri inceledim, hayatıma uyguladım ve şimdi sizinle paylaşıyorum. Çünkü mutluluk şansa bağlı değil, belli kurallara göre işliyor. Hazırsanız mutluluk denklemini keşfetmeye başlayalım. Mutluluk üzerine yapılan araştırmalar gösteriyor ki insanlar mutluluğa çok değer veriyor ama gerçekten neyin onları mutlu ettiğini tam olarak bilmiyorlar. Bu listeyi oluşturduğunuzda ilginç bir şey fark edeceksiniz. Bizi mutlu eden şeyler aslında çok basit. Örneğin sevdiklerimle kahkahalar içinde sohbet ettiğimde mutlu olurum dediğinizde sadece o anı hatırlamak bile yüzünüzde bir gülümseme oluşturur. İşte bu yüzden bu listeyi sık sık gözden geçirin. Çünkü mutluluk onu hatırlamakla bile çoğalan bir histir. Şimdi bir soru. Mutluluk listesine baktığınızda lüks araba almak, genel müdür olmak veya büyük ödüller kazanmak gibi şeyler var mı? Büyük ihtimalle yok. Bize hep şunu başarırsan mutlu olacaksın dendi. Ama binlerce insanın mutluluk listesine bakıldığında kimse genel müdür olduğunda mutlu olacağım yazmamış. Gerçek mutluluk küçük, sade ve ulaşılabilir şeylerde saklı. Bu da gösteriyor ki mutluluk büyük hedeflere ulaşınca değil, zaten hayatımızda var olan ama çoğu zaman fark edemediğimiz şeylerde saklı. Peki o zaman neden bazen elimizin altındaki bu mutluluğu hissedemiyoruz? Bunun cevabı mutluluğun nasıl çalıştığını anlayamadığımızdan kaynaklanıyor. Aslında mutluluk rastgele ortaya çıkan bir duygu değil, belli bir formüle göre işliyor. Mutluluk eşittir yaşanan olaylar eksi beklentiler. Bu ne anlama gelir? Mesela yağmur yağdı. Mutlu musunuz, mutsuz mu? Eğer bitkileriniz susuz kalmışsa yağmur sizi mutlu eder. Ama düğününüz varsa ve açık hava organizasyonu yaptıysanız yağmur sizi mutsuz eder. Aynı olay ama farklı beklentiler eşittir farklı mutluluk seviyeleri. Ve işin ilginç tarafı şu. Beynimiz bu denklemi her gün binlerce kez çözüyor. Yemek siparişiniz hızlı geldiyse mutlusunuz. Geciktiyse ve beklentiniz karşılanmadıysa mutsuzsunuz. Beni dinlemek ilginç geldiyse mutlusunuz. Sıkıldıysanız mutsuzsunuz. Ama asıl mesele şu. Mutluluğumuzun yalnızca dış koşullara bağlı olduğunu düşünmek bizi yanıltır. Gerçekte mutluluğumuzu belirleyen şey yaşadıklarımız değil, onlara nasıl anlam yüklediğimizdir. Örneğin, yemek siparişiniz geciktiyse bunu nasıl kendi lehinize çevirebilirsiniz? Belki restoran çok yoğun ve bu durum tamamen onların kontrolü dışında. Bu sürede sabırsızlanmak yerine beklerken bir şeyler okuyabilir, sevdiğiniz bir şarkıyı dinleyebilir ya da bir arkadaşınızla sohbet edebilirsiniz. Aynı şekilde bir konuşma sıkıcı gelebilir ama içinde küçük de olsa bir fayda bulmayı seçebilirsiniz. Yani olayları her zaman değiştiremeyiz ama beklentilerimizi yöneterek mutluluğumuzu şekillendirebiliriz. Şimdi çok önemli bir noktaya geliyoruz. Beynimizde mutluluğu etkileyen iki temel kimyasal var. Dopamin ve serotonin. Bu iki hormon bizi farklı şekillerde mutlu eder. Biri heyecan ve ödülle gelirken diğeri huzur ve tatmin sağlar. Ve işte buradaki dengeyi anlamak gerçek mutluluğu keşfetmek için kritik öneme sahiptir. Dopamin bizi motive eden, hedef belirlememizi ve peşinden koşmamızı sağlayan hormondur. Hadi daha fazlasını yap diye bağırır. Ancak bir sorunu var. Bağımlılık yaratıyor. İlk kez sevdiğiniz bir şey yaptığınızda dopamin seviyesi yükselir ve çok iyi hissedersiniz. Ama beyniniz buna alışır ve bir sonraki sefer daha fazlasını ister. Sonuç? Asla tam olarak tatmin olamazsınız. Kumar, dopaminin sizi nasıl kandırdığını gösteren en net örneklerden biridir. Diyelim ki küçük bir ödül kazandınız. O an dopamin patlaması yaşarsınız ve beyniniz
tekrar oyna der. Ama işin püf noktası şu, kazansanız da kaybetseniz de devam etmek istersiniz. Kaybederseniz beyniniz bir dahaki sefere kesin kazanırım diye düşünerek sizi tekrar oynamaya iter. Kazandığınızda ise daha büyük ödül kazanabilirim diyerek daha fazla risk alırsınız. İşte bu yüzden mar bağımlılığı dopaminin sizi kandırmasının en büyük örneklerinden biridir. Her yeni denemede dopamin salgılanır ancak tatmin asla tam olarak sağlanmaz. Bu tuzağa sadece kumarda düşmüyoruz. Günlük hayatımızda da dopamin bizi sürekli daha büyük hedeflerin peşine takıyor. Örneğin ilk başta küçük bir dairede yaşarken mutlusunuz. Çünkü kendinize ait bir alanınız var. Ama bir süre sonra daha büyük bir eve taşınma isteği doğuyor. Daha geniş bir eve geçiyorsunuz. Ama bu kez manzarası daha iyi bir hayal ediyorsunuz. Sonra manzara yetmiyor. Daha lüks bir iç tasarım, daha prestijli bir semt istiyorsunuz. Ve farkında olmadan mutluluğun hep bir sonraki aşamaya bağlıyorsunuz. Şu arabayı alırsam mutlu olacağım. Şu maaşı kazanırsam tatmin olacağım. Bu başarıyı elde edersem kendimi iyi hissedeceğim. Ama gerçek şu ki dopamin sizi hep tatminsiz bırakır. Çünkü beynimiz ulaşılan hedefi normal kabul edip hemen yeni bir ödül belirler. Bu döngü hiçbir zaman durmaz. Ancak gerçek mutluluğu bulmak istiyorsak dopamin yarışından çıkıp serotonini arttırmalıyız. Mutluluk, beklentilerinizle yaşadığınız deneyimlerin örtüştüğü anlarda hissettiğiniz huzur ve tatmin duygusudur. Biyolojik olarak serotonin hormonu ile bağlantılıdır. Serotonin, ruh halimizi dengeleyen, güven ve iç huzur hissi veren bir kimyasaldır. Sinir sistemimizi sakinleşmeye, düşünmeye ve duygusal dengeyi sağlamaya yönlendirir. Ancak beynimiz aynı anda hem dopamin hem de serotonin aktif hale getiremez. Eğer hep bir sonraki hedefin peşindeyseniz, sosyal medyada onay arıyor ve geçici hazlarla mutluluğu yakalamaya çalışıyorsanız, serotonin seviyeniz düşer ve gerçek tatminden uzaklaşırsınız. Bu yüzden dış uyaranlardan gelen anlık mutluluk yerine içsel tatmine odaklanmalıyız. Gerçek huzur elimizdeki olanı fark etmek ve takdir etmekle mümkündür. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Stresliyken kaçış olarak ne yapıyorum? Kaçış yöntemleri sadece anlık bir rahatlama sağlar. Ancak uzun vadede gerçek mutluluk eksik kalır. Çünkü mutluluk kaçışta değil, huzurda saklıdır. Ve işte tam da bu yüzden mutluluk aslında bir sır değil, öngörülebilir bir süreçtir. Olayları değiştiremeyiz ama beklentilerimizi yönetebiliriz. Mutluluk eşittir, yaşanan olaylar eksi beklentiler. Yani gerçekleşen olaylar beklentilerimizi karşılıyorsa mutluyuz. Beklentilerimiz gerçekleşen olaylardan büyükse mutsuzuz. Eğlence bir kaçış olabilir ama mutluluk içsel huzurdur. Dopamin kısa vadeli hazdır, serotonin ise uzun vadeli mutluluktur. Şimdi kaçış listenizi yazın ve bir sonraki videoda mutsuzluk hakkında konuşacağız.